bölgemizde ki ölü sayısı an itibariyle 2316'ya yükseldi. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı 2316. Yaralı vatandaşımızın sayısı 13.293 ve yıkılan bina sayısı 6.217. Bu arada enkazdan sağ kurtulan vatandaşımızın sayısı ise 7.840. Şu ana kadar daha önceki briefingde de belirttiğim gibi bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Bu arada personel ve araç sayısı da çok ciddi miktarda artış gösterdi. Bir önceki briefingde de bahsettiğim gibi bölgede şu anda 10.176 personel, 10.409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri ve bunlara ilave olarak 4.470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Yani şu anda sahada aktif olarak görev alan arama kurtarma ekibi sayısı yaklaşık 25.000 civarında. Bu arada bölgede 249 araç ve 3.226 iş makinesi görev yapıyor an itibariyle ve çok sayıda araç ve iş makinesi de bölgeye ulaşmak için halihazırda şu anda yoldalar. Yine jandarmamızın hava araçlarıyla bölgeye yapılan sorti sayısı an itibariyle 100. Yani 100 kez bölgeye helikopterlerimiz iniş kalkış yaparak sürekli bu arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye intikal etmesini sağlıyorlar. Az önce bahsettiğim arama kurtarma ekiplerine ilave olarak yine 245 doğal afet arama kurtarma timi, yani bizim kara kuvvetlerimize bağlı 245 DAK timi ve 16 özel eğitimli köpek de şu anda bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyorlar. Tabii arama kurtarma faaliyetlerinin özellikle AFAD gönüllerimizin de önemli katkısı var. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Bugün depremin olduğu saatten şu ana kadar 51.356 yeni AFAD gönüllüsü sisteme dahil oldu. Bu önemli bir rakam. Bu milletimizin ne kadar büyük bir dayanışma kültürü içinde olduğunu gösteren önemli bir rakam. Ve bu anlamda toplam AFAD gönüllüsü sayısı da yaklaşık 680.000 civarına ulaştı. Ben buradan huzurunuza tekrar tüm milletimize, vatandaşlarımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyor. Ve tekrar yaklaşık bir saat sonra yeniden buluşmak dileğiyle tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum efendim. Buyurun. Şu anda ulaşılamayan yerden ziyade yani her yere nerelerde enkaz olduğu belli, nerelerde yıkılan bina olduğu belli ve bütün buraların hepsine bir şekilde ekipler yönlendirilmiş durumda. Tabii çok geniş bir alan. Yani bu kadar geniş bir alanda açıkçası yaklaşık 25.000 civarında arama kurtarma ekibinin olduğu bir alanda bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen tabii enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan yerler var ama sonuçta şu anda sahadaki tüm her yerde enkazlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.